Yeni çeyde kıvano. Ve çevesi. Helal min halay bu azı. Helal. Jede kem mavazı. Vazı rahat haktı. Çıdan ağırı tuzunu. Roze, mori, vergi, heşi. Yani tadzaya ver bu hesunu. Ya to diyor ko. Bu da kemero, birro, dere. Ya amene şiyeni terefe her kaç toğa karşı mani bine her tarafı mada mor akmış bine. Ama nikah en yok. Nikah Yusuf, Yusuf ne tersen o? Ben tersen mi de toğa yani ne asma tuk edina. Çiğe kumme bize tebel yok. Ya züt bir nikah ke toğa yani çiğe tuk derste ben o. Nisuna. Belki tırı var ni sonu bir tırı hiç gire yiyeyim derse bize. Ya. Mare bana. Dayı ve zoni stova purayız mare. Seni yav felek mara ne kod pe dürye. Dayı ve zoni stova purayız mare. Seni yav felek mara ne kod pe dürye. Dersim kültürünün göbeğinde dil ve inanç var. İkisi aslında birbirinden ayrılmaz bir parça. Bugün konuştuğumuz dili farklı şivelerle Bingöl'de, Palu'da, Ahmet'te birçok yerde kullanılıyor, konuşuluyor ama Dersim'de dili şekillendiren bu kırmancıki olarak tanımlanmasına sebep olan şey önemli olan da kültürel altyapıdır. Buradaki inanç ve yaşam tarzı, bu bölgenin coğrafi özellikleri bu dile kimliğini veren unsurlar. Benim yaptığım çalışmalarda da yani bu yönüyle özgün kılınıyor. Gerçek dersime baktığımız zaman Kırmancıya dediğimiz bugün artık çok kullanılmayan coğrafya ve kültüre baktığımız zaman zaten çok özgün ve kadim bir kültürün parçası olduğumuz, bunun içinde yaşadığımız ya da işlediğimiz konuların bunun yansımaları olduğunu görüyoruz. Diğerlerinin özgün pek fazla bir tarafı yok. Yani Dersim aslında bir bütün olarak diğer coğrafyadan ayrılıyor. Yani bunun içinde dil de var, bunun içinde coğrafya da var, inanç da var. Hepsini birleştirdiğimiz zaman eskilerin deyişiyle Kırmancı'ya, yeni deyişle de Dersim kültürü dediğimiz bir şey ortaya çıkıyor. Buradaki demin söylediğimiz inancın ve coğrafyanın kültürün şekillendirdiği ayrı bir karakter oluşmuş. Hani bu dilin kültürel altyapısı çok daha farklı. Bu konuda uzman değilim, çok net söyleyemem bunu ama kaybolmakta olan bu aslında, kaybolmakta olan Dersim kültürü, Kırmancıya dediğimiz olay. O Kırmancıya'yı bizim yaşlılar şey için de kullanırlar. Yani hem dil için kullanırlar hem kültür ve yaşam tarzı olarak da kullanırlar. Kaybolmakta olan bu aslında. Şimdi bunda birçok hata var. Yani biz kendimiz yaptık. Yani bugün çıkıp şeyi söylemek çok kolay. Ya işte ders verilmiyor. Bilmiyorum okullarda yok. Devlet bilmiyorum ne yapıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor. Evet yani bunlar var gerçek ama bunlar çok küçük oranda. Biz kendi çocuğumuza, kendi evimizde öğretmiyoruz bunu. Kendimiz de bilmiyoruz. Bildiğimiz yarım yamalak bir şey var. Bunu da çocuklarımıza aktaramıyoruz. Burada birinci suçlu olarak kendimiz, suçu kendimizde aramamız gerekiyor. Ha, bunun dışında birçok sebep ortaya konulabilir. Ha, ne yapılması gerektiği konusunda ben çok karamsarım artık. Bu Kırmancı için söylüyorum. Bu büyük oranda bitti. Yıllar önce de ben bu Kamile Dersim diye proje yapmaya başlayınca şunu dedim yani bir 50 yıl sonra İnsanlar sadece ya burada böyle bir kültür varmış, böyle bir dil varmış, böyle insanlar yaşamış. Bunu görsünler yeter. Çünkü insanlara ulaşamıyorsun. İnsanlar ne Kırmancık okuyorlar, ne konuşuyorlar ya da o kültürel altyapıyı da bilmeden konuşuyorlar. Bu yok oluşun önüne geçmemiz çok zor gibi gözüküyor. Gençler gidiyor. Çocuk doğum oranları çok düşük. Yani yeni insan olmadıktan sonra bunun önüne nasıl geçeceksiniz ki? Çok zor. Masalları biz şey olarak geçtik. Ben kendimi de katıyorum içine. Çocukluğumuzda çok dinleyemedik. Bu asimilasyon sürecinin ya da işte 80'li yıllarda biz büyüdüğümüz için
O zamanki baskı ortamı çok daha fazlaydı ve biz kendi kültürümüzden kopmuştuk. Sonraki süreçte ben masalları derlemeyi aslında kendim için yaptım. Hoşuma gidiyordu dinlemek. Özellikle bizim dilde o fantazi dünyasını görmek anlamlıydı. Biz masalların değerini farkında değiliz. Yani masal diye aşağıladığımız birçok kimlik bizim kendi kültürümüzün bir parçasıydı. Bazen şunu örnek veriyorum, çok haddim değil o alana girmek, onu biliyorum ama Dersin masallarında kadın olgusu var, kadın karakterler var. Ona baktığım zaman şeyi gördüm, yani çok cesur, özgüvenli, kafası çalışan, erkeğe yön veren bir karakter var. Bizim dersimde canik dediğimiz bir kadın vardır. Yani bu olgun, bilgili, yol gösterici, önder kadın profilidir. Ben bu kadının şekillenmesinde şeyin, bu masallardaki kadınlara, kız çocuklarına verilen, çocukken anlatılan bu masalların bunların kişilik şekillenmesinde önemli etken olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani pasif değil, aktif, yol gösteren çocuk bunu dinlediği zaman da kendisi hayal kuracaktır ve onun gibi olmak isteyecektir. Erkeğini yönlendirecektir, yaşama müdahale edecektir. Çok etkisi var. Biz bunun farkında değildik. Son yıllarda toplanmaya başlandı. Ama bu sefer şeye ulaşmada bir sorunu var. Kitlelere kendi diliyle ulaşmada bir sorunu var. Çünkü insanlar okumuyorlar. Yani ben kendim de Kırmancık'ı olarak topladım hepsini. Bütün kayıtlarım hemen hemen Kırmancık'ı. Onun kendi özgü bir dinamiği, bir rengi, bir sıcaklığı var Kırmancık'ın. Bu yönüyle bence çok daha değerli. Farklı bir dile çevirince aynı anlamı katabilmek çok kolay değil. Ama insanlara ulaştırmak için hiç yoktansa bu da iyidir. Hani kişisel sebepler de var. Ona çok girmek istemiyorum. Gerek de yok ama. Kırmancık olarak şunu net söyleyebiliyorum. Kırmancık olarak masal dinleyip de büyümüş bir insanın kültürel olarak çok daha zengin, çok daha güçlü olduğunu düşünüyorum. Tahmin edersimde benim amacım var olan yaşayan insanlardan alabileceğimi almak ve daha sonra onları değerlendirmekti. Yaklaşık olarak şu an 7 yıldır bu işte uğraşıyorum. Ciddi anlamda zorluklar yaşadım. Mazeretin hiçbir önemi yok. Yani ne zorluk yaşadım bir anlamı yok. 350-400 civarında bir şey var. Bir kayıt aldım insandan. Bunu sadece insanlara röportaj yapıp hani şarkı söyle, türkü söyle, masal anlat falan değil. Yaklaşık 10-15 ana başlık var. Hani sorduğum, konuştuğum. Bunların yanında şey de var. Yani gittiğin bölgeye özel herhangi bir özellik varsa, bir değer varsa onu almaya çalışıyorum. Kişinin kendi yaşadığı kişisel deneyimi varsa onu almaya çalışıyorum. Rüyalarını almaya çalışıyorum. Çünkü bunlar masallar, efsaneler, rüyalar. Bunlar bizim aslında gerçekten dersin tarihini bilmek istiyorsak, dersin kişiliğini bilmek istiyorsak ihtiyaç duyduğumuz şeyler. Çünkü biz tarih olarak bakınca en çok 38'deki çatışma, savaş, katliam, cinayet ya da oradaki dramları biliyoruz. Sadece bu değil. Yani bizim dersin hafızasını iyi bilmemiz gerekiyor. Kafanın içine girmemiz gerekiyor. Yani dışarıda İnsanların fiziki olarak yaptığı mücadele elbette ki değerli, elbette ki onların da bilinmesi gerekiyor ama kafanın içi daha önemlidir. Yani dersin kişiliğini şekillendiren unsurlar efsanelerdir, masallardır ya da buna benzer şeylerdir. Biz bunu bilirsek o zaman gerçek bir dersin profili ortaya çıkartabileceğiz. Bu da çok bilinmediği için bir yavan kalınıyor. Keza ritüeller de çok öyle, dini ritüeller de birçok öyle. Yani en basit haliyle söylersem suların olduğu bir yerdeyiz. Bugün Munzur suyu kutsaldır deyip geçiyoruz. Yani insanlar altyapısının altını dolduramıyorlar bunun ama tersine su kültürü üzerine gittiğin zaman inanılmaz derecede çok zengin bir kültürle karşılaşıyoruz. Biz bunun farkında değiliz. Biz uzun yıllar işte Rus edebiyatı, işte mitoloji olarak da ben kişisel olarak şeyim ya Yunan mitolojisine çok meraklıydım. Son yıllarda şeye döndük. Hani kendi kültürümüze dersinden toplamaya başladım. Şunu görüyorum. Yani
bizim mitolojik anlatımlarımızın onlardan hiçbir farkı yok, eksikliği yok. Aynı zamanda ortak hikayelerimiz var. Yani kültürel olarak, yani uzun süre biz şey olduk, yani bu toplum olarak burada aşağılandık. Sizinkiler bir şeye benzemiyor. Yani solcular geldi aşağıladı, sağcılar geldi aşağıladı. Herkes ya burası geridir, modernize edilmeniz gerekir, şu olması gerekir falan diye. Ama bugün ben baktığım zaman diyorum ki hayır arkadaş, bizim kültürümüz çok zengindi. Hep tekrar söylüyorum bunu ama yani bildiğin Medusa'nın hikayesi Kırmızı Köprü'de var, anlatılmış bu. Ama biz bunu bilmiyorduk. Ama Medusa'yı okuyoruz, ya ne güzel, çok fantastik bir hikaye diyoruz. Ama Şehriban'ın hikayesi var. Bunun farkında değiliz, bilmiyoruz. Aynı hikayenin yansıması. Ama somut kadının mezarı var orada. Yani bu tür değerleri farkında değiliz. Bu bizi geçmişimizden kopartıyor ve sudan çıkmış balık gibi görünüyor. Çok geç oldu artık, yani şey, büyük oranda kaybettik ama Dersim kültürünü geçmişten referans alarak yürüyen insanlar bence hep daha başarılı olmuştur, olacaktır da.